Evet, bu soruda farklı şekillerde verilen ikinci dereceden denklemlerin maksimum değerlerini bulmamız ve bunları karşılaştırmamız isteniyor. Peki, en kolayıyla başlayalım. Gelin hx'in, hx'in grafiğine bir bakalım ve aldığı maksimum değeri belirlemeye çalışalım. Maksimum nokta burada gibi duruyor. X, 4'e eşitken, y ya da hx, hx, eksi 1 değerini alıyor. O halde hx'in maksimum değeri eksi 1'dir. Peki, gx'in maksimum değeri nedir? Burada gx'in değerlerini görüyorsunuz ve tüm bu değerler arasında en büyük olanı tabii ki 5. X 0'a eşitken gx 5 değerini alıyor. Evet, gx'in maksimum değeri de 5'miş. Fx, fx içinse bize bir denklem vermişler. İşte şimdi maksimum değeri bulmak için biraz çalışmak gerekecek. İkinci dereceden bir denklemle bunu yapmanın en kolay yolu verilen denklemi bir tam kareye tamamlamaktır. Evet, elimizde fx eşittir eksi x kare artı 6x eksi 1 var. X karenin önündeki bu eksi işaretinden hiç hoşlanmıyorum. Onun için gelin tüm bu ifadeyi eksi parantezine alalım. Eksi parantez içinde x kare eksi 6x artı 1. Artı 1'i buraya yazıyorum çünkü bu ifadeyi tam kareye tamamlamaya çalışacağım. Şimdi hatırlayalım. Tam kareye tamamlamak için bu ifadeye aynı sayıyı ekleyip çıkarmam gerekiyor. Böylece bu ifadenin bir bölümü tam kareye dönüşmüş olacak. Hangi sayıyı ekleyip çıkaracağımızı bulmak için de x'in katsayısına bakalım. Bu katsayıyı 2'ye bölelim ve karesini alalım. Eksi 6 bölü 2, eksi 3. Eksi 3'ün karesi ise 9 eder. Evet, 9 ekleyeceğiz. İfadenin değerinin değişmemesi için aynı zamanda bu arada 9 çıkarmam gerekecek. Eksi 9. İşte böyle. Şimdi merak etmiş olabilirsiniz, eğer ifadenin değerini değiştirmiyorsak neden 9 ekledik ve sonra neden 9 çıkardık? Bunu yapıyoruz çünkü bu sayede ifadenin ilk bölümü bir tam kareye dönüşmüş oluyor. Yani x kare eksi 6x artı 9, x eksi 3'ün karesine eşit. Şimdi denklemi baştan yazacak olursak, x eksi 3'ün karesi eksi 9 artı 1, eksi 8. Eksi 8'i başka bir renkle yazayım. Evet, burası eksi 8'e eşit. Tüm bu ifadeyi eksi parantezine aldığımızı unutmayalım. Şimdi de eksi parantezini açalım. Eksi, x eksi 3'ün karesi artı 8. Şimdi bu denklemin alabileceğim maksimum değeri düşünmeye başlayabiliriz. Bir bakalım. Parantezin önündeki bu eksi olmasaydı, x eksi 3 ifadesi her zaman pozitif ya da 0'a eşit olurdu. Ama parantezin önündeki bu eksi, bize bu ifadenin değerinin hiçbir zaman pozitif olamayacağını söylüyor. Bir düşünün. X 3'e eşitken burası 0 olur. 0'ın karesi 0'dır, eksi parantezi açıldığında da yine 0 kalır. X'in 3'ten farklı her değeri için ifadenin bu bölümü pozitiftir. Ama bu eksi sayesinde pozitif olan bu değer her zaman negatife dönüşür. Ve negatif olan bu ifadeyi de 8'den çıkarır ve denklemin alacağı değeri bulmuş oluruz. Peki bu bize neyi gösterir? En büyük yani maksimum değerin 8 olabileceğini. Bunun olabilmesi de ancak ve ancak x'li ifade 0'a eşitken mümkündür. Neden mi? Unutmayın, denklemin bu bölümünü her zaman 8'den çıkaracağız. Maksimum değeri elde etmek istiyorsak da bu bölümün en küçük değerine, yani 0'a eşit olması gerekir. X 3'e eşitken burası 0'a, fx ise 8'e eşit olur. O halde fx'in maksimum değeri 8'dir. Peki, en küçük maksimum değer hangisi? Hx, hx, eksi 1 değeriyle yarışmamızı kazandı. Bravo!